roller vardır ki insanın üzerine yapışıp kalır. Sen rolünü iyi oynayıp oyunu gerçeğe yaklaştırdıkça seni hayranlıkla seyredenler artık ayıramaz olur oynadığın rolü ve senin kendi kimliğini. Eğer oynadığın iyi bir karakterse pek sorun yok. Ama kötü, fesat, hain bir karakteri canlandırmışsan işte o zaman oyunculuğunu herkes alkışlar ama kimileri düşünmeden de edemez. Acaba bu rolün ne kadarı gerçek kişiliği diye. İşte o da böyle riskli, zorlu bir rolün üstesinden gelenlerden. Evet, bugünkü konuğum Kara Melek dizisindeki başarılı oyunuyla adından sıkça söz ettiren Sanem Çelik. Hoş geldin Sanem. Hoş bulduk. Sana belki daha önce de tabii sorulmuştur ama ben de sormadan edemeyeceğim. Çünkü gerçekten önemli bir soru bu sen söz konusu olunca. Böyle kötü, hain, fesat işte bütün kötülükleri içinde barındıran bir karakteri canlandırmak seni ürkütmedi mi başta? Ya evet başta ürküttü çünkü halkın buna nasıl bakacağı, bizlerin nasıl bakacağı, benim nasıl bakacağım bile belli değildi. Senaryoyu elime aldım, okudum ve buna çok güzel yorumlar katarsam işte o kadar fesat olmak zorunda değildi bu karakter. Ve öyle de oldu sanıyorum. Yani her insanın doğasında vardır bir takım kötülükler. Bunu hep söylüyorum zaten. Ve yani belki bu karakterdeki kadar yoğun değil içimizdekiler ama ben onları birleştirdim. Herkeste olanı birleştirdim. Bir karaktere yerleştirdim. Ve sevimli oldu. Kötü insanlar o kadar sevimsiz değildir çünkü. Kötülük diye bir şey de yok ayrıca doğal ama. Doğal olan belki insanın doğasındaki bazı özellikleri bu tip karakterlerle bir anlamda ortaya koyuyor aslında. Evet. Peki Sanem mesela diyelim ki eskiden düşündüğümüz zaman işte bir Dallas dizisindeki J.R. ya da bir Dynasty Hanedan dizisinde işte Joan Collins hep bunlar kötü karakterlerle ön plana çıktılar. Daha sonra da bu oynadıkları karakterler adeta onların kimlikleri oldu. Yani bir anlamda işte başlangıçta da dediğim gibi o etiket yapıştı onlara. Sende de böyle bir endişe var mı? Yani Sanem Çelik'ten çok Kara Melek mi olarak tanınacaksın, anılacaksın? Bende böyle bir endişe yok. Yani sanmıyorum. Eğer karşıma değişik roller çıkarsa ben bir oyuncu adayıyım. Sonuçta karşıma gelecek her türlü karakteri elimden geldiği kadar iyi canlandırmaya çalışacağım. Bu çok iyi bir insan da olabilir, çok saf da olabilir, çocuk da olabilir. Yani sorumlu bir genç de olabilir. Her şey olabilir. Yani onları da doğru değerlendirip yansıtabilirsem bence Kara Melek yapışmayacaktır üstüme. Öyle düşünmüyorum ben yani. Sanem, şimdi diziyi de seyrettiğimiz zaman gerçekten başrol oynuyorsun ama onun dışında sen oyun gücünle de ön plana çıktın. Bunu niye bağlıyorsun? Çünkü insanlar hakikaten genç bir oyuncu olduğun için bunu biraz şaşkınlıkla da karşılıyorlar. Bu kadar güçlü bir oyuncu yeteneğine sahip olmanı. Bunun nedeni ne? Bu başarının nedeni ne? Genç bir oyuncuya fırsat verilmesi bence. Yani artık gençlere de fırsat verilmesini hepimiz istiyoruz. Bunun için olanaklar sağlanması gerekiyor ki bir takım yetenekler evde evlerinde oturan bir takım yetenekler de ortaya çıksın. Onlar da kendini gösterebilsin. Benim şansım bu oldu. Genç bir oyuncu olarak karşıma çok güzel bir fırsat çıktı. Bunu da değerlendirdim. Değerlendirmeye çalışıyorum. Söylenen başardığım ama daha iyilerini yapmak istiyorum. Daha başarılı olmak zorundayım. Peki hemen buradan hareketle sorayım. Bu teklif nasıl geldi sana? Ya her zamanki gibi herhalde biraz da yaban sayesinde, film sayesinde. İstersen onu biraz açalım. Çünkü bunun öncesinde senin rol aldığın ilk filmdi Yaban. Evet. Ve bununla da yine başarılı bir oyun sergilediğin için ödül aldın. Altın Koza ödülünü aldın. Yardımcı kadın oyuncu ödülü. Onun etkisi oldu zannedersen biraz. Yani herhalde onun etkisi oldu. Yani oradan beni gördüler ve çağırdılar sanıyorum. Gittim, görüştüm. Çok uygun buldular. Ben senaryoyu sevdim. Oturduk, anlaştık.
Ve başladık. Peki yaban nasıl oldu? Yaban da bir dergiye kapak olmuştum. Yönetmenim Nihat Durak orada görmüş beni. Ve çağırdı, çok ilginç bir tipsin dedi. Görmek istedim seni dedi. Oturduk konuştuk, o da öyle oldu. Peki evet. Sanem, şimdi senin konservatuvar yıllarına biraz dönelim. Eğitim aldığın yıllara. Senin evet. İşte bu rollerden önce esas gönlünü verdiğin meslek baleydi. Baleyi uzun yıllar yaptın, 11 sene gibi bir süre. Evet. Biraz ondan bahseder misin? İlkokul 3. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf arası 82-83 sezonunda başladım. Belediye konservatuvarıydı o zaman. Üniversiteye bağlanmamıştı. Yarı zamanlı olarak başladım. Sonra çok sevdim. Dedim devam edeyim. Bu benim mesleğim olsun. Sonra tam zamanlı bölümü açıldı. Benim ortaokula başladığım sene İstanbul Üniversitesi'ne bağlandı konservatuvar. Ben tam zamanlı bölüme girdim. Lisans okudum 2 sene. Ön lisans aldım, bıraktım ve tiyatroya geçtim. Niye bıraktın beni? yani biraz yetersiz hissettim kendimi. Başka bir şeyler daha yapmak istedim. Ve Türkiye'de tek bir meslekle çok fazla bir yerlere gelinmiyor. Bunu biliyoruz. Ve ben de eğitim almadan başka meslek yapmak istemediğim için oyunculuk, bale ikisi bir arada bana çok daha fazla olanaklar sağlayabilirdi diye düşündüm. Ve sahne sanatı olması da tabii çok ilgimi çekti. Ve ona karar verdim. Şimdi doğru bir karar verdiğime inanıyorum. 11 senelik bale eğitiminin hala faydalarını görüyor musun bugün? Kesinlikle görüyorum. Yani estetik açıdan olsun, rahatlık açısından olsun, vücut kullanımı açısından olsun. Bir de o ortamın, o sanat yaşantısının içinde olmak da dahil çok faydasını görüyorum tabii. Sonra tiyatro eğitimi almaya başladın. Neler öğrendin tiyatroda? Ya da şunu da biraz açıklar mısın? Tiyatro eğitimi almış olmanın senin oyunculuğunu geliştirmedeki avantajları, faydaları neler oldu? Çünkü herkes dizilerde oynuyor ama evet. Herkesin öyle pek tiyatrocu eğitimi almışlığı pek yok. Evet. Yani olmaz olur mu? 4 senelik bir eğitim söz konusu. Yeterli ya da yetersiz bunu tartışmak çok yersiz ama gene o ortamın içinde olup o havayı solumak insana çok şey öğretiyor. Bir kere çok önemli hocalarımız var. Onlardan çok şey öğreniyoruz. İzlemek bile öğrenmek, uygulamak öğrenmek, yanlışlarımız düzeltiliyor. Biraz daha doğruya yaklaşıyoruz. Biraz daha doğruya yaklaşıyoruz. Çok kolay, çok çok acayip zor bir meslek olmayabilir tiyatro. Görüyoruz çünkü herkes yaptığı için. Ama profesyonel bir anlayış söz konusuysa eğitimin insana kattığı çok fazla şeyler var tabii. Rahatlık olsun, ortamı tanımak olsun yine balede olduğu gibi. Ve değerli hocalarımızdan güzel şeyler öğrenmek. Peki tiyatro var mı önündeki projelerde? Neden olmasın, ben bunun eğitimini alıyorum. Bir sakınca görmüyorum. Eğer güzel bir fırsat çıkarsa bunu da değerlendirmek isterim. Peki tiyatro mu, sinema mı, televizyon mu desem? Bu soruyla çok karşılaşıyorum. Hepsi olabilir. Hepsini yapabilirim. Bunda yanlış olacağını zannetmiyorum. Eğer başarabilirsem, hangisinde daha doğru bir yere gidiyorsam. Fakat benim gönlüm sinemada, televizyondan öte. Çok sevdim çünkü yabanla ben sinemayı. Çok başka bir dünyası var televizyon ve baleden. Ve sen neleri sevdin farklı olarak sinemada, televizyondan ayrılan noktaları neler? Şimdi onları çok fazla net açıklayamam. Bu biraz iç dünyamda adını koyamayacağım şeyler. Koymak da pek istemem açıkçası. Çünkü yani bazı şeylerin bazı şeyleri cümlelere dökemeyiz, açıklayamayız. Bu da onun gibi bir şey. Seviyorum ben. Peki televizyon dizilerine gene dönelim. Şimdi son yıllarda çok popüler yerli diziler,
televizyonların hemen her kanalında var. Nasıl değerlendiriyorsun bu yerli dizilerin kalitesini? Yani gün geçtikçe daha kaliteli olacağımıza inanıyorum. Tabii bir yerlere gelmek için en baştan çok doğru şeyler yaparak ulaşamayız istediğimiz yere. Yavaş yavaş, önemli olan hataları görüp bunları düzeltip tekrar yapmamaya çalışmak. Ben çok daha güzel bir yerlere, çok daha kaliteli program alacağım. Mesela dizilerin daha kaliteli olması için sen dizilerden bir tanesine rol alan bir oyuncu olarak neler yapılması lazım bu dizilerin daha kaliteli olabilmesi için? Başta dediğim gibi bir kere gençlere fırsat vermek gerekiyor. Yeni nesle bir adım attırmak gerekiyor. Çünkü bana bu fırsat verildi ve ben bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Hatalarım olabilir, yanlışlarım olabilir. Herkesin başına gelir ama ben inanıyorum ki bir takım gerçek yetenekler şu anda evlerinde oturuyor. Demin de söylediğim gibi. Onlara fırsat verildiği zaman onların içindeki inanç zaten dizileri bir yerlere getirecektir. Daha kaliteli bir noktaya getirecektir. Eğer biraz dinlenirsek, bizi de dinlerlerse, bize de fırsat verirlerse bence ilerlemememiz için hiçbir sebep yok. Senin peki bu Kara Melek dizisine olan ilgiyi neye bağlıyorsun? Şimdiye kadar olan senaryoların içinde değişik bir yere oturdu Kara Melek. Benim de zaten Kara Melek'i tercih etme sebebim bu. Daha farklıydı. Farklılık da önemli bir şey. Hep aynı şeyleri yapmak durumunda değiliz. Ve bir yerlere de ulaştırır bizi farklı olan şeyler. En azından denemedir bu. Görürüz sonra nereye gidiyoruz. Bu olmalı mı, olmamalı mı? Kara Melek'te de öyle değişik bir konu olduğu için enteresan olmayan bir başrol oyuncusu kötü bir karakteri canlandırıyor. Bu Türkiye'de yapılmış bir şey çok değil enteresan sanıyorum. Evet, kötü bir karakter seviliyor bu kadar. Evet. Bu da önemli. Biz bir şey denedik. Sanıyorum başardık. Sebebi de bu olsa gerek. Peki bununla gelen şöhret hayatında değişiklikler yarattı mı? Yarattı. Ben bu kadar fazla şöhreti beklemiyordum açıkçası. Ben çünkü hızlı hareket etmeyi sevmiyorum. Basamakları yavaş yavaş çıkmak istiyorum. Bir acelesi yok çünkü daha 22 yaşındayım. Tabii ki çok güzel, başarılı olduğumu duymak her ne kadar bu bana yetmese de ben durmayacağım. Tabii muhakkak ama büyük ideallerin olması lazım. Çünkü daha bu yaşta bu kadar tecrübenle ve yeteneğinle çok güzel oyunlar sergiliyorsun. Bunların daha da ilerini bekliyoruz. Gerek İnşallah. Sinemada, gerek tiyatroda, gerek televizyonda. İnşallah. Çok önemli. Durmamak lazım. Ama çok hızlı çıkış yaptım. Ben daha yavaş ilerlemeyi tercih Biraz ederdim. Biraz ürkütücü mü? Biraz ürkütücü, evet. Çünkü çevrede de her şey çok hızlı gelişiyor. İstemediğiniz şeylerle karşılaşıyorsunuz. Bir yerden sonra bunlara engel olamıyorsunuz. Ve ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz açıkçası. Ben o karmaşanın içine çok düştüm. Ama elimden geldiğince hata yapmamaya çalışıyorum. Kendi hayatım adına. Yaptığım iş adına. Senem, bir de sen gerçekten hoş, güzel bir hanımsın. Gözlerin çok şöhretli. Sağ olun. Şimdi bu güzelliğinin avantajları ve dezavantajları neler? Aslında buna benim fazla söyleyecek bir şeyim yok ama güzelliğimin avantajları olmadı değil. Görüşmelerde tercih sebebi olduğumu biliyorum. Ama ben bunu kabul etmiyorum. Ben hiçbir zaman yani güzelliğim yüzünden bir yere seçilmek istemedim. Ve bu olduğu zaman bunu reddettim. Tercih ettiğim bir şey değil bu çünkü. Önemli olan benim ne yaptığım. Yani gözlerimin güzel olması benim için o kadar şey ifade etmiyor ve kimse için de etmesini istemiyorum açıkçası. Benim için yaptığım işin değerlendirilmesi önemli. Fakat herkes böyle düşünmüyor tabii. Dolayısıyla güzelliğin ön plana çıktığı anlar oldu. Peki çiftin olarak seni lanse edecek bir rolü kabul edip oynar mısın? Kesinlikle oynarım. Senin kendini kıyas ettiğin, senin kendini koyduğun grup
Ve senin ideallerin, örnek aldığın kişiler kimler? Benim yok. Tabii ki beğendiğim, takdir ettiğim şeyler oluyor, oyuncular oluyor. Fakat örnek aldığım kimse yok. Yani ben kendi başıma bir şey yaparsam daha doğru olacağına inanıyorum. Çünkü ben Sanem'im yani. Peki Sanem, gençler için tavsiyelerin var mı? Şimdi sen belki örnek almıyorsun ama seni örnek alan eminim çok genç var, bu işe gönül vermiş. Hı hı. Onlara vereceğin tavsiyeler var mı? Eğitim şart bir kere. Yani bence şart, çünkü ben bunun faydalarını çok görüyorum kamera karşısında olsun. Oyuncularla karşılıklı oyunlarda olsun. Bunun eğitimin faydalarını çok görüyorum. Çok rahatlatıyor. Bir kere biraz olsun yaratmaya çalıştığın karakterde söz sahibi olabiliyorsun. Bu çok önemli ve kamerada bu eğitimin üstüne ya da tiyatroda bu eğitimin üstüne bir eğitim daha oluyor, çünkü çok daha farklı. Ve bir yerlere ulaşmak için önemli bence eğitim. Ne olur herkes bunu böyle değerlendirsin. Burada güzel bir mesaj göndermiş olduk. Peki Sanem, bu dizilerin dışında neler yapıyorsun? Mesela televizyon seyrediyor musun? Bu yerli dizileri seyrediyor musun? Kendi dizini seyrediyor musun? Ben çok televizyon seyretmeyi sevmiyorum. Yani öyle bir alışkanlığım olmadı. Seyredip görmek lazım aslında bir şeyler konuşabilmek için. Kendi dizimi seyrediyorum. Kendimi görmek adına, hatalarımı değerlendirmek adına bir şeyler öğreniyorum çünkü. Onun dışında çok fazla televizyon seyretmiyorum. Öyle bir alışkanlığım yok yani. Peki patchwork, battaniye ördüğün doğru mu? Evet, doğru. Çok seviyorum. Çünkü kendime ayırdığım bir zaman olarak görüyorum ben onu. Ve kafamı boşaltıyorum. Düşünmem gereken şeyleri o patchwork örerken o her karede tekrar yaşıyorum, temizliyorum, doğruları buluyorum. Ve kendi dünyam. Yani senin evinde senin ellerin tarafından örülmüş bir sürü battaniye var anlaşılan. Sadece battaniye yapmıyorum, o kadar da değil. Sonra satışa çıkartmışım o battaniyeleri. Yok, el becerilerinden çok keyif alırım. Keşke vaktim olsa da daha fazla şeyler yapabilsem. Resim yapmak isterim mesela. Eğer ki yeteneğim varsa ve güzel şeyler çıkartabilirsem ortaya, buna devam da etmek isterim ama bunun için çok vakit lazım. Hı hı. Biraz beynin boş olması lazım. O kadar fazla vaktim yok. Ama bunun gibi şeyleri severim. Evet, yastıklar dikerim. İşte ne bileyim, odamda ya da evimde benim yaptığım orijinal bir şeyin olması benim çok hoşuma gider. Öyleyim işte. Karamelek devam mı? Karamelek devam. Ne kadar bir süre belli mi? Sezon sonuna kadar herhalde. Mayıs sonu, Haziran başı falan. Sonunu biliyor musun? Hayır. Biz de merakla bekliyoruz. Peki Sanem, çok teşekkür ben ederim teşekkür programıma ederim. Katıldığın için. Ve senin başarılarının daha nice gençlere örnek olmasını diliyorum. Ve seni kısa bir süre sonra hem tiyatroda hem sinemada da görmeyi arzu ettiğimi ilave etmek istiyorum.